Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün önemli bir tutulmayla karşı karşıyayız. Bu tutulmayı bizlere Aytaç Öner yorumlayacak. Aytaç hoş geldin. Hoş bulduk Aytaç abi. Yine teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Yuvandasın kardeşim. Sağ ol. Hoş geldin. Abi bu tutulma gerçekten çok önemli bir tutulma. Gerçi biz her tutulmaya çok önemli diyoruz ama hem ülkemizin haritasını tetikliyor hem de insanların yani Türk halkının özellikle Türk kadınlarının gündem maddesi ilişkilerdir, evliliklerdir, iş dünyasında ortaklıklardır. Şimdi özellikle biz astrologlar olarak tutulmayı değerlendirirken birinci kriterimiz hangi burçta olduğu, ikinci kriterimiz kuzey düğümde mi oluyor, güney düğümde mi oluyor? Şimdi bu tutulma hangi burçta oluyor? Terazi burcunda oluyor. Demek ki bizim gündemimiz ne? İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar. Adalet, sanat ve iş dünyasındaki partnerlikler. Bu konularla ilgili bir takım önümüzdeki 6 aylık dönemde kadersel ve önemli olaylar yaşayacağız anlamına geliyor. Bunlardan bazıları Avrupa Birliği, Rusya, Çin, bunlar ortak hareket eden ülkeler. Ortaklaşa hareket eden ülkelerde çıkar çatışmasından dolayı bir ayrılıklar ve kriz gündeme gelebilir. Bak, dünya olarak baktığımız zaman Avrupa Birliği beraber hareket ediyor, Amerika onlarla beraber hareket ediyor, İsrail filan böyle bir grup kurmuşlar orada. Burada çatırtmalar olacak mıdır? %100 olacaktır. Öteki tarafta Rusya, Çin, İran onlar da orada bir grup kurmuşlar. Onlar da kendi içerisinde çıkar çatışması yaşayacaklar. Çünkü tutulma güney düğümde gerçekleşmeden önce beraber hareket etmek önemli oluyordu. Fakat tutulma herkesin kafasına şu soru işareti şey yapacak. Abi ben tek başıma da yapabilirim. Yani ben daha çok veriyorum. O mu az veriyor? İşte Amerika şu kadar ben askere veriyorum. İşte Fransa etliye sütlüye karışmıyor. Veya insan ilişkilerinde de ben daha çok veriyorum. Ondan o kadar çok alamıyorum gibi insanların aklına şey kaçacak. Karpuzun eşiğin neydi o cümle ağlı? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşecek. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşecek, tamam mı? Bu da siyasette, dünya siyasetinde birçok ortaklıkların tekrar masaya oturup anlaşmaların revize edileceği anlamına geliyor. Şimdi diğer tarafta, terazi burcu, astrolojide diplomasi ve siyasetle alakalıdır. Tamam. Siyasi dünyada da, yani siyasetçilerin de sadece ülkemizde değil, dünyada skandallarına şahitlik olacağız. Özellikle tutulma Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da gözlemleneceği için Amerika Birleşik Devletleri'nde bürokrasi ve siyasetçilerin güç kaybına ve skandallarına şahitlik edebiliriz. Latin Amerika ülkelerinde de bir liderin artık sahneden çekilmesi, güç kaybı yaşaması çok muhtemeldir. İkinci önemli bir konuysa terazi burcu astrolojide sanat camiasını yönetir. Güney düğüm tutulmaları genellikle kayıpları gösteren bir tutulmadır. Sevgili Metin Arolat'ın haberini aldık. Çok üzüldük. Herkesi çok sevdiği bir insandı. Allah razı olsun. 7 aylık dönemde dünyada ve ülkemizde sanatla uğraşmış insanların dağıttığı çok böyle kayıp haberlerini alacağız veya duyacağız diyebiliriz. Üçüncü önemli konu dünya üzerinden baktığımız zaman tutulmalar özellikle güneş tutulmaları depremleri tetikliyor. Her ne kadar bilim adamları buna karşı çıksa da her tutulmada tutulmanın gözlemlendiği bir yerde, düzlemde deprem oluyor abi. Tamam. Bu tutulma hangi koridorda? Amerika'da. Şimdi Amerika'ya baktığımız zaman fay hatlarının olduğu yeri Kuzey Amerika'da baksınlar. Orada gözlemleniyor. Yani Los Angeles. Genellikle aşağıda Güney Amerika'da Şili. Şili'den geçiyor. Şili'de büyük bir deprem olabilir. Orta Amerika'da işte Meksika oralarda bir deprem gündeme gelebilir. Kuzey Amerika'da da Los Angeles'ta, San Francisco oralarda bir yerde de şey fay hattı var. Uzun zamandır deprem olmuyorsa oradaki depremleri de tetikleyebilir. San Andreas, evet. Şimdi bu dünya üzerindeki etkileri, psikolojik etkilerine geldiğimiz zaman, şimdi insanlarımıza buradan sesleniyorum. Güney düğüm tutulmaları dünyevi konuları göstermez abi. Tamam mı?
ruhsaldır. Yani ruhsal özgürleşme tutulmalarıdır. İnsanları ve bireylerin malına, mülküne, işine ve kariyerine bu tutulma bakmıyor. Güney düğüm senin ruhuna, canına, içindeki canına bakıyor. Yunus Emre diyor ya, bir ben var benden içeri diyor, bir can var. O canına bakıyor. O canını sıkan, canını huzursuz eden, her şeyi almak üzerine gelen bir tutulmayla karşı karşıyayız. Tamam mı? Şimdi biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Şimdi benim diyelim ki para pul mevzuları benim moralimi bozuyor. Mutluluğuma engelliyor. Güney düğüm tutulması geldiği zaman maddiyle, maddiyat olarak seni sıfıra düşürüyor. Tamam. Şimdi bu diyor ki sen diyor parayı biz senden alalım, sen diyor bir rahatla. Kafayı kariyere taktın. Kariyerle ilgili konular sende stres yaratıyor. Güney düğüm tutulması geliyor, seni işini elinden alıyor. O ne yaptığını zannediyor tutulma, diyor ki ben işini aldım, rahatladı. Tamam, artık kafayı takacak bir mevzu yok. Tıpkı dişin ağrıdığı zaman, dişçiye gittiğin zaman dişçi penseyle dişini çekiyor. Bunu niçin yapıyor? Senin acını dindirmek için yapıyor. Ama biz bunu bilincimiz yerinde olmasa, olmayan birisi, başka uzaylı gelse diyecek ki lan adamın teki pense almış, ötekinin ağzından bir şey çekmeye, öldürmeye çalışıyor zannedecek. İşte insanlar da güney düğüm tutulmalarında yaşadıklarında şöyle zannedecekler. Abi her şey benim başıma geliyor. Paramı kaybettim, arabam gitti, işim gitti, ilişkim bitti. Lanetli miyim ben diyecekler. Halbuki öyle değil. Hayat senin ruhunu özgürleştirmeye çalışıyor. Ruhunu bunaltan ve daraltan her şeyi senden almaya çalışıyor. Şimdi burada bizim izleyicilere, ezber bozan izleyicilerimize tutulmayı hafif atlatmaları için, tamam mı? Tutulmada o alan enerji geldiği zaman almaması için çok şanslılar. Bak bizi izledikleri için çok şanslılar. Çünkü diğer astrologlardan tutulmayı dinledikleri zaman eyvah mahvolduk diyecekler. Ama bizden dinledikleri zaman bu tutulmadan kazançlı bir şekilde çıkacaklar. Şimdi izleyicilerimize şunu söylüyorum. Hayatınızdaki kariyer, para pul, ilişki veya ne varsa kafanızda ve beyninizde önemini ve değerini bırakın. Önemsizleştirin. Sizin ruhunuzu çok fazla etkilemesin. Mutluluğunuzu etkilemesin. O zaman güney düğüm tutulmaları senden hiçbir şey almaz. Bunu tiyatral bir şekilde örnekle açıklayacak olursak, ilişkiler örnek verelim. Şimdi benim bir ilişkim var. İlişkideki her insan tabii problemler, sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ben sallamıyorum abi. Tamam mı? Yani öyle bir moddayım ki bitse de olur, bitmese de olur, bıdı bıdı ediyor, dırdır ediyor. Çok önemsemiyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle, iyisiyle kötüsüyle kabul etmişim. Gülü seven dikenine katlanır diye bir cümle vardır ya. Beni etkilemiyor. Tutulma geldi. Ayrıca bakıyor. Bir sıkıntı problem var mı? Yok. İlişkin var mı? Var. Çok mühim. Yani çok değil değil. Arada kavga, gürültü oluyor ama takmıyorum abi ben. İdare ediyorum. Pas geçiyor. Tamam mı? Şimdi ben çok önemsiyorum ilişkiyi. Karşı tarafın hareketleri beni ruhsal olarak bozuyor. Etkiliyor. Tamam mı? Tutulma geldi. Aytaş ne yapıyorsun? Abi ne yapayım işte biz de problem yaşıyoruz. Şöyleydi böyleydi bilmem neydi. Ne oldu? Ya işte ne dizi izleyebiliyorum ne arkadaşlarla görüşebiliyorum. Bu konuyu halletmem lazım. Bak tutulma, güney düğüm tutulması tamir etmez. Öyle mi der? Kimle ilişkileştin? Ayfer. Alın Ayfer'i. Ayfer'i aldın, ruhun özgürleşti. Tamam. Şimdi sen almasın diyorsan umursamayacaksın. Aynı örnekle mesela araba konusunda da adam kapıda arabası var. Çizdiler mi? Araba almış. Çiziliyor mu? Oraya park ettim. Güneş oraya geldi. Buraya park ettim. Oradan buraya park ettim. Tamam mı? Kaplama yaptım. Branda örttüm. Güney düğüm tutulması geliyor. Bu araba diyor seni diyor strese sokuyor kardeşim diyor. Biz bu arabayı senden alalım. Sen mutlu ol. Tamam. Şimdi benim de arabam var. Ben umursamıyorum. Yani çizilebilir, çizilmeyebilir. Tamam mı? Vurabilirler. Bilmiyorum. Benim beni pas geçiyor. Dolayısıyla bu tutulmanın mesajı önemsememektir, umursamamaktır, takmamaktır. Umursamazsan kurtulacaksın. Kurtulursun. Umursarsan da kurtulacaksın ama
kader devreye girecek. Bak biz astrolojide en son istediğim şey kaderin devreye girmesidir. Biz astrolojide neyi isteriz biliyor musun? İnsanlar hayatını yönetebilsinler. Yıldızları da yönetebilsinler. Yıldızlardan gelen etkiyi de yönetebilsinler. Yönetemediğin anda kader devreye girer. Kader de patakına dalıyor abi. Patakına dalıyor işte. Senin iş yerinden atabilmesi için bir skandalın içerisine karışabilirsin. Tamam mı? Oradaki amaç seni işten özgürleştirmektir. Ama ne oldu? Özgürleştirdim. Ama skandal da üstüne yapıştı mı? Yapıştı. O olmasın diye sen işten ayrıl. Ya da önemseme. Araban çizik olsun. İlişkiye girdiğin insanda bir takım arızalar, problemler olsun. Yani olmamasından daha iyidir. Arabanın olmamasından arabanın çizik olması daha iyidir. Kariyerin işinin olmamasından işindeki aksaklıklar daha iyidir. Ufak tefek problemleri ve sorunları kafamızda önemsizleştirmemiz gerekiyor. Ve diğer bir konu. İnsanlarımız bu tutulmada maddi olarak hiçbir beklentiye girmesinler. Bu tutulma maddi dünyanın tutulması değil. Tamam mı? Yani işte araba almak için yardırmak, kariyerde yardırmak, ev almak için yardırmak, işte başarı elde etmek için yardırma tutulması değil bu. O tutulmalar gelince biz söyleyeceğiz zaten. Ama astroloji tek bir doğru. Bu tutulmanın mottosu bırak, sal. Bu tutulma mokşadır. Görevi ruhu özgürleştirmektir. Bizim ruhumuzu ve canımızı sıkan konularda genellikle o olmadı, bu olmadı, yapamadım, edemedim, para kazanamadı, herkes başına elde etti, ben edemedim. Takipçim artmadı, çekiyorum, takipçi gelmiyor. Tamam bak, o kadar şey yapıyorum, evlenemedim. Tamam bak, hep dünyevi konular senin ruhunu sıkıyor. Bu tutulmanın şeyi, dünyevi konulardan kendini özgürleştireceksin. Evlenmiyorum kardeşim, vazgeçtim, oh rahat. Çekimlerimi yapıyorum, takipçi gelmese de olur. Takipçi gelsin diye yapmıyorum ben. Ben kendimi ruhuna mutlu etmek için yapıyorum. Tamam. İlişkiye giriyorum, evlilik olmasa da sürecin zevkini yaşıyorum. Kariyerimde çalışıyorum, büyük başarılar olmasa da olur. Yemişim başarısını. Bak, bu nedir biliyor musun Hakan abi? Şimdi iki tane kebapçı düşün. Tamam. Ben kebap olmadan astroloji anlatamam. Anlatabilirim. Bir yerden kebap bağlı. Ya da kebabın olması. Evet. Lahmacun ile kebap olmadan anlatacağım. İki tane kebapçı düşün. Tamam mı? Bir tanesi kebapçıyı açmış. Hedefi kaç para kazanacağım? Tamam, kaç para bu? Her gün geliyordu şu kadar kazandım, kazanamadım, kazanır. Bak, bu kebapçı kapanır. Yanında başka bir kebapçı var. Tamam mı? Adamın hayata kebapçılıktaki bakış açısı para kazanmak değil. Lan şunu içine koysak, tuzu biraz arttırsak daha mı güzel olur? Gelenler böyle daha mı çok beğenir? Koltuklarda rahat ediyorlar mı? Şuraya bir müzik mi koymak? Yani amacı para değil, insanlara hizmet etmek, güzel kebap yedirmek ve memnun etmek. Bak, bu adam parayı koyacak yer bulamaz. Neden? Hedeften özgürleşti. Bak, ruhu hedeften özgürleşti. Adam her gün işe giderken kazandım mı kazanmadım mı stresi yaşamıyor. Doğru kebapçılık yapıyor. Ötekinin bir hedefi var. Diyor ki ben diyor para kazanacağım. Hedefi olanlar bu dönemde hedeflerine ulaşamayacaklardır. İnsanlarımız psikolojik sıkıntılar çekiyorlar. İnsanlarımız stres altındalar. İnsanlarımız kaygı dolular ve mutsuzlar. Bunların altında yatan şey hedef odaklı olmaları ve hedefi başaramadıkları. Hedefi başaramadığı için de dünya başına yıkılmış zannediyor. Halbuki güzel dünyasının farkında değil. Şimdi ben ne diyorum bizi izleyenlere? Ne kadar hedefin varsa bırak. Rahatlayacaksın, özgürleşeceksin. Öyle çalış. Bak öyle çalış, yetenek ve kabiliyetlerini çok güzel bir şekilde sergilediğini farkına varacaksın. Ve gökyüzü ve güneydüğün tutulmaları da sana destek verecek. Şimdi abi biz ne diyoruz? Her zaman bir winner enerji var. Gökyüzünün winner enerjisi maddi dünyaya yönelik çalışmıyor. Manevi dünyaya yönelik çalışıyor. Huzuruna, mutluluğuna, rahatlığına, relaksına bakıyor. Bunu görürse ödüller verecek sana. Bunu göremezse kayıplar yaşayacaksın. Tamam. Şimdi diğer önemli... Çatışmadan uzak durun diyorsun. Her şey bırak. Olmasın. Vazgeç.
Şimdi bu güney düğüm, güneş tutulmasının kolay tarafı ve zor tarafı şudur. Normalde kuzey düğüm tutulması şudur. Bir araba istersin, çalışırsın, hesap kitap yaparsın, ona sahip olursun. Tamam mı? Güney düğüm tutulmasında da biz şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki sen arabadan vazgeç kardeşim. Tamam, boş ver, isteme araba. Ama gelecek zaten. Gelecek. Umursama. Tamam, umursama. Güney düğüm tutulmaları insanın maddi gücünü değil, manevi ve ruhunun gücünü test ediyor. Tamam mı? Kendi ruhunu, kişiliğini ve karakterini ne kadar bozmuyorsa, tamam, para beni bozmuyor kardeşim. Benim bir stilim var, parayla benim stilimi bozamazsınız. Ne oldu, ben parayı önemsemedim, umursamadım. Tamam mı? Ruhum bir derece yükseldi, para aşağıda kaldı. Araba maraba benim için çok önemli değil ya. Ben zaten böyle mutluyum. Tamam mı? Arabayı önemsemedim. Kariyerde başarı yemişim kariyerine. Kendi kişiliğimden, stilimden ödün veremem. Kariyer de aşağıda kaldı. Aşağıda kalan, umursamadığın her şey senin olacak. Umursadığın şey, araban olsun, bir jip alamadık, ulan bir Porsche jip alsak kızlar bızlar dediğin zaman senin enerjin aşağıda kalıyor, Porsche jipin enerjisi yukarıda kalıyor. Bak, yukarıda kalan enerjilere ulaşamazsın. Sahip olamazsın. Enerji savaşları yapıyoruz. Bak, maddi dünyada savaş vermiyoruz. Benim param senden daha fazlaysa ben bu dönemde kazanç çıkacağım değil. Kimin ruhu kuvvetliyse o kazanacak. Tamam mı? Ruhunu kuvvetlendirebilmek için de kim maddi dünyada, tamam mı, pes etmeden Survivor yarışması gibi. İkimiz burada duruyoruz abi, yarışmadayız gibi. Tamam mı? Teklif geliyor, teklif geliyor, teklif geliyor ama cazibeli teklifler. Tamam mı? Bozmuyorum, bozmuyorum, umursamıyorum, umursamıyorum. Ne zaman tenezzül ettim patlıyor da. Ha, işte bak, adalet dedikleri şey de burada devreye giriyor. Herkes diyor ki ilahi adalet var mı, ilahi adalet var mı? Kimisi çok güzel hayat yaşıyor, biz de işte sürünüyoruz diyor. İşte kardeşim, gökyüzünün ilahi adaleti terazi burcu tutulmalarında tecelli eder. O insan senden daha iyi hayat yaşıyorsa alttaki enerjileri tenezzül etmemiştir. Tenezzül ettiği bir nokta vardır, onu yaşıyordur. Yani sen ilk şeyde tenezzül ettin kardeşim. Yani ilk olayda tenezzül ettin. Sana hemen ekmek arası, peynir, domates dediler, atladın. Oysa dönen miydi? Adam Pirzula'ya kadar bozmadı kendini. Bak, ben Pirzula'ya kadar bozmadım. Bana ekmek arası, peynir, domates teklif ettiler. Ya, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ondan sonra taze fasulye teklif ettiler, döndüm, döndüm. Pirzula'ya geldiği zaman artık benim de dayanacak gücüm kalmadı. Benim fiyatım Pirzula. Bak, gökyüzü herkesin fiyatını ölçüyor. Sen ilk peynir, ekmek, domatesle çingene gibi atladın. Tamam mı? Ondan sonra geldik, ben Pirzula'yı yerken ya bu ilahi adalet yok mu? Kimileri Pirzula'yı yiyor, kimileri... Hayır kardeşim, senin ruhunun gücü o kadar. Ruhunun gücü Pirzula'ya kadar gidemiyor senin. Güney düğüm tutularında bizi izleyenler her zaman winner olacaktır. Hayatta ne istiyorsanız, ne istiyorsanız hedefleri yüksek tutun ama o hedefin altındakilere tenezzül etmeyin. Ve şu an başına gelen hiçbir şeyi umursama, değil mi? Umursama, sallama. Kendi kendine dönsün dursun orada. Benim ruhum önemli. Ruhumun mutluluğunu bozmamak adına. İçinde bir Hakan var, içinde bir Aytaç var. Dışarıdaki insanların bunun keyfini bozmasına izin vermem. Ben buna nasıl izin veririm? Önemsersem o kişi bozulur. Sen istediğini yap, ben takmıyorum kardeş, benim soruyor ama. Niye onu zorluyorum? İçindeki canım mutlu olsun diye. Tamam. İşte bir şeyler olmuş, ne bileyim, öteki terfi etmiş, hiç umurumda değil. Bu bütün burçlar için geçerli. Bütün burçlar için. Bak, hiç burç önemli değil. Bakın, bu dönemin başarıya gitmek istiyorsanız bıraka bıraka gideceksiniz. Önemsemeye önemsemeye gideceksiniz. Önemsemedikçe kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Kendi gücünüzün farkına vardıkça titreşiminiz yükselecek. Titreşiminiz yükseldikçe ona eş değer seviyeye geleceksiniz. Tamam mı? O yüzden buna yabancılar şey diyor. The power of letting go.
bırakmanın, umursamamanın gücü diyor. Tamam. Bunun en güzel örneği bizim Sergen Yalçın. Ne zaman Sergen Yalçın'ın bir röportajını izlesem, ne zaman maçlarını izlesem, the power of letting go'yu adamda görürüm. Öyle güçlü bir karakter. Buradan selam olsun Sergen Yalçın'a da. Peki burçların özelinde söyleyeceğin birkaç kelime var mı? Abi şimdi burçlara geldiğimiz zaman şimdi tutulma kova, ikizler ve terazi burcuna çok iyi gelecektir. Bu burçlar kova, ikizler ve terazi burcuna tutulma büyük bir güç verecektir. Fakat unutmayın gücü normal güçten gelmiyor. Yani saldırmaktan gelmiyor. Bırakma gücü verecektir. Hı. Önemsememe gücü verecektir. Dolayısıyla tutulmanın doğal winnerları kova, ikizler ve terazidir. İkinci dereceden winnerları aslan, yay ve koç burcudur. Onlar da bu umursamamanın gücüyle büyük başarılar elde edecekler. Bu tutulmanın büyük bir ihtimalle kaybedenleri akrep, yengeç, balık, başak, oğlak ve boğa burcu olabilir. Ama gökyüzü olaya siz kaybedeceksiniz, siz kazanacaksınız diye bakmıyor. Kişilik ve karakter olarak ateş elementi ve hava elementi burçları umursamazlık enerjisine daha kolay geçebilecekler. Akrep çok tutan hırslı bir burçtur. Kinci bir burçtur. Yengeç geçmişini bırakmayan kinci bir burçtur. Balık da öyle biraz balık yapabilir. Oğlak çok hırslı, başarı odaklı bir burçtur. Boğa burcu zaten paraya ve maddeye çok önem veren bir burç. Başak burcu da çok pirpirikli bir burçtur, verimli burçtur. Şimdi ben burada toprak ve su elementi burçlara sesleniyorum. Kardeşim rahat olun, fazla dünyevi saldırmayın. Büyük bir ihtimalle sıkıntı yaşayacakmışsınız gibi duruyor. Şu an son sorum olsun, Türkiye için neler bekliyoruz? Abi Türkiye hem bu terazi tutulmaları hem de balık burcu tutulmaları ülkemizi çok iyi etkileyecek tutulmalar olarak gündeme gelecektir. Dünya üzerindeki saygınlığımız artıyor, başarılar elde edebileceğiz. Türk halkına şunu söylüyorum, siyasi konuları bıraksınlar, bak siyasi konuları bıraksınlar. Bu dönemde tevekkülde kalsınlar. Gökyüzü olaya el atmıştır. Tutulma koridoru budur. Gökyüzü olaya el attı. Tamam mı? Yani senin oyunda kararında bir şey olmuyor. Gökyüzü diyor ki geri bas ben halledeceğim. Tamam mı? Geri bas ben halledeceğim. Ne hallederse de hayırlısı olacak. Olan da hayır vardır ve Türkiye için de hayırlı olacak. İzleyicilerimden şunu söylüyorum. Siz bu konulara dahil olmayın kardeşim. Tamam mı? Gökyüzü olaya el attı. Ülkemiz için her şeyin hayırlısını getirecek bir tutulma koridoruna girmiş bulunuyoruz. İlk etapta belki bir gerginlik gibi gördüğümüz şey belki bir hayrınıza bile olabilir. %100 abi. O işte dişçinin çekme olayı gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yüreğime sağlık. Çok teşekkür ederim. Dostlarımız bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Hepiniz sağ olun. Hoşçakalın.